yaptın öyle, iki tane yap. Birbirine baka baka yüzlerce ev yapıldı falan. Geçen ama birileri yapmadı. Şeye gittin mi sen Pötürk'e? Pötürk'e gittim ben. Doğu Ayman'a getirdin mi bak mesela? Hı-hı. Adam böyle o yol kenarında ne bileyim. Geleceğim İstanbul'a peşinden biri giderek kibriti çakıp yakar. Ya yapmaz, o eskiden. O eskiden de o bitti. Yani, yani onu düşünen de çok. İstanbul'un bize zaten en büyük güzelliği şu oldu. Eskiden her cuma günü burada insan ölmez miydi? Her cuma günü mutlaka bir adam ölürdü. Ama İstanbul, insanımız İstanbul'a gitti, zenginleşti, önünü gördü, açıldı. Dedi ki düşmanlık bitsin ya. Herkes rahatına bakıyorsun. Şurada 3-5 tane köyde iyi olur dedi yani. Artık bilmiyorum. Ama bileceğim. Sen dedi güzel bir projem var tabii dedi. İnşallah olur. Fayata buluyor sanki bu da. Hangisi? Sayın Başkanım, Adıyaman'ın onlarca derneği, vakfı var. Bu derneklerden şu ana kadar size herhangi bir yardım ve herhangi bir proje için teklif geldi mi? Şu ana kadar öyle bir teklif hiçbir tanesinde gelmedi. Peki yardım? Yardım da henüz gelmedi. Fakat umuyorum ileriki zamanda İstanbul'a gidip iş alanlarıyla görüşüp böyle bir yardımlardan isteyeceğiz. Veyahut da bir proje yapıp yani, aklımızda şu anda var. Üretmek istediğim, gerçekleştirmek istediğim bir proje var. Nedir projeniz? Projeyi gerçekleştikten sonra ancak ben söylerim. Şimdi söylemiyorum. Gidip oradaki arkadaşlarla toplanacağız, konuşacağız, değerlendireceğiz. Onlar da uygun görürse bir projemiz var. Peki Gergerlisiniz, Gergerle doğup büyüdünüz. İstanbul'daki Gergerleri çok iyi tanıyorsunuz. Gergerlilerin derneklere karşı görüş açısı nelerdir? Yani Gergerliler derneklerden neler bekliyor? İstanbul'da Gergerliler mi soruyorsun? Yani bütün Gergerliler için söylüyorum. Mesela siz bir Gergerli olarak Gergerli'den İstanbul'daki dernekten neler beklersiniz? Yani bir belediye başkanı değil de bir Gergerli olarak. Bir Gergerli olarak ben öncelikle şunu söyleyeyim. Oradaki iş alanlarını önce bir gelsin Gergerli'ni görsünler. Gergerli bir görsünler. Gergerli ne yapabiliriz? Bunu düşünsünler. Onu istiyorum onlardan. Gelsinler burada herhangi bir fabrika mı yaparlar, tekstil mi açarlar, ben bunlardan pek anlamam. Ama onlar abilerimizdir, büyüklerimizdir, daha iyi. İş adamlarımıza siz herhangi bir teklif götürdünüz mü? Yani gelip gel gele yatırım yapabilmeleri için herhangi bir proje sundunuz mu? Götürdük. Yani bunu ben 3 yıl önce yaptım. Birkaç tane iş adamıyla görüştüm ben. Onlardan da aldığım cevap şuydu. Sen bizden eğer ölü yatırım istiyorsan yapalım. Fakat bizden de ölü yatırım istemezsin herhalde dediler. Bunlar mı bu düşüncelerinden peki? Ya onlar kendi açısından haklı olabilirler ama bizce değiller. Yani İstanbul'da bayağı zengin iş adamlarımız var. 3-5 tanesi elini taşını altına sokması lazım. Bu iş ancak bu şekilde gerçekleşir. Yoksa da böyle kalırız. Peki. Çok çalışıyor abi. Bir de götürüyor, hastanelikler rastlı olmuyor. Bir şey yok. Çok... O derneği Fahri masiplerini yaptım. Daha sonra bizim bu dernek kuruldu 2000 yılında. Adıyaman Velçeleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği. Bir dönem yönetim kurulunda bulundum. Şu anda 3 yıldır başkanlık yapıyorum. Yönetim kurulu başkanına hizmet veriyorum. Siyasi olarak AK Parti Küçükmece İlçe Yönetim Kurulu üyesiyim. Onun dışında çok böyle güzel bir şey yok. Peki Adıyamanlar, Esenyurt'taki Adıyamanlar Derneği'nin... Adıyaman İçeri Derneği. Derneği dediniz. Ne gibi faaliyetleriniz var, neler yapmayı düşünüyorsunuz, hedefleriniz nelerdir? Biz insana ait, yani yapabileceğimiz ne varsa yapıyoruz. Yani illa da biz bunu yapıyoruz değil miyiz? Öğrenci bursudur, gıda yardımıdır, ondan sonra taziye, böyle sosyal hizmetler. Yani kavgaları barıştırma olsun, kız şey olsun, birçok bazı şeyler anlatılmaz yaptığı şeyler. Bir hemşehrimize atıyorum, bir mağduriyeti var, arıyoruz bir avukatımızı, bir hemşehrimizi. Bu adam mağdurdu, burada bir şey var, avukat buluyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nde zaman zaman her yer gıda yardımları gidiyoruz. 100 tane aile, 80 tane aile, bir kalmıyor. Gıda alıp oradaki fakirlere dağıtıyoruz. Piknik yapıyoruz yılda bir defa da olsa. İnsanlar bir araya geliyor, hasret gidiyor. Adıyamanlar gecesi düzenliyoruz. Yani biz derneğinizin kaç üyesi var resmi olarak? 300 civarı. Genellikle olarak hangi ilçeden daha çok üyeleriniz var? Kahta, Gerger ağırlık. Gerger. Bizim yönetimimizde Kahta, Gerger, Sincik, Samsat denetlemeleri. Hemen hemen bütün ileride var. Sadece Tut'la Çelikan diyor. Onlar da zaten İstanbul'da bulamazsın. Her ilçede var bizim. Peki dernek olarak ileriki zamanlarda hedefleriniz nelerdir sizin?
Bizim hedefimiz memleketimize, insanımıza yararlı olmaktır. Yararlı olmak için bazı araçlar gerekiyor. Bu araçları temin etmeye çalışıyoruz şu anda. Biz daha önce yola çıktığımız bir projemiz vardı. Adıyaman ilçelerine hibe yoluyla Avrupa Birliği'nin verdiği fonlarda bazı paralar vardı. Bir insanın faydasına olan projelere destek veriyor. Biz bunun için bir çalışma yapıyoruz. Onun dışında öğrenci, bu dönem İstanbul dışında okuyan öğrencilere burs temin etmeye çalışıyoruz. İstanbul'da okuyanlar zaten 3-5 yerden arıyor, ilçe belediyelerden arıyor, büyükşehirlerden arıyor, başbakanlıkları. İstanbul dışında okuyan yoksul öğrencilere burs vermeyi düşünüyoruz. Şu anda bir arsa almaya biz derneğimiz kiralık bizim Adıyaman ilçeleri derneği olarak. Bulunduğumuz ilçenin belediye başkanı, belediye başkanı söz aldık. Bize bir arsa tahsis aşamasında bir arsa verilecek. Biz böyle bir yurt yapmayı düşünüyoruz. Adıyaman'da öğrencilerin karar vereceği bir öğrenci yurdu yok. Bu bir ihtiyaçtır. Bunun hedeflerimiz arasında da yapabilir miyiz, yapamayız, ne kadar başarılı oluruz, onu Allah bilir. Peki son olarak Adıyaman ve ilçelere derneğisiniz. Adıyamanlılardan neler bekliyorsunuz? Hemşerilerinizin size ne gibi katkı istersiniz? Hemşerilerimize öncelikle kendilerine sahip çıkılmasını istiyoruz. Kendine sahip çıktığı zaman iline de sahip çıkarır, derneğine de sahip çıkarır. Yani derneğimize gelsinler, gitsinler, bizi denetlesinler, çalışsınlar, bizi çalıştırsınlar. Hemşerilerimize sosyal birliktelik, beraberlik istiyoruz. Zaten insanlarımız iyidir. Adıyaman insanı gerçekten dışarıda çok iyidir. Birbirine karşı saygılı var. Belki gergerde Adıyaman'da bir çekişme olur ama kan boğazını geçtik mi? Canı gönülde isteriz ki birisi daha iyi olsun, birisi daha iyi bir yere gelsin. İyi de. Bir de sötürüyor, bahsettiğine nasıl olmuyor? Bir şey yok.